Yani bir bir şey nasıl böyle bozulabilir, dağılabilir merak ediyorum. Fenerbahçe'nin sezon başında oynadığı oyunu görüyoruz, biliyoruz. Elenmesine rağmen Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında da yani hiç oyundan kopmayan, iştah bitmeyen bir Fenerbahçe vardı. Son 3-4 haftadır bakıyorum kazansa da Hatay Sporu 4-0 yenen Fenerbahçe de tatmin etmiyordu oyun anlamında. Bazen skoru alırsın, kazanırsın ama oyunu kazanamazsın. Fenerbahçe eskiden bunu yapıyordu. İkisini de alıyordu. Hem oyunu alıyordu, maçı kazanamasa skor olarak bile oyunu kazanıyordu Abi her defasında. Kesinlikle mesela. öyle. Kesinlikle yok. Tatmin eden bir şeyi yoktu Fenerbahçe'nin oyun anlamında. Fenerbahçe'de bir şeyler var, gün yüzüne çıkmayan bir şeyler var. Teknik adamın dün bunun sorumlusu benim deyip bu konuyu kapatamayız. Yani üstünü örtemeyiz. Jesus tamam sorumluluğu aldı, bitti. Jesus'un ya müdahale etmesi lazım ya açığa vermesi lazım bu olayı. Olay nedir, ne değildir? Yani İrfan kırmızı kart görmesindeki reaksiyonunda bile bir başka bir mesaj mı var? Yani bunların hepsi Fenerbahçe'nin içinde bir sıkıntılar var ama nerede patlayacak? Bu sivilce suratta mı çıkar, elde mi çıkar, kulakta mı çıkar? Bir an önce patlak vermesi lazım. Yoksa Fenerbahçe bu işi toparlayamaz. Ee... Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlarda bile bir umut vardı. Veya Fenerbahçe 80. dakikada yenik düşse bile ya da beraberlik gelse rakip taraftan Fenerbahçe bu maçı ne yapar ne eder kazanır diye düşünüyorsun. Dün Fenerbahçe taraftarı Antalyaspor maçında da aynı şekilde. Ya bir an önce bitsin de Antalyaspor'a karşı 2-1 öndesin. Ya bir an önce bitsin. E, kaza bela gelmesin yani bir beraberlik golü yemeyelim. Yendi zaten yani biliyorsun o uzaktan... Direktten döndü. Evet. Bir tane de pozisyon var orada. İki pozisyon verdiniz. verdiniz. Evet şimdi şeyde de Galatasaray maçında da ya 1-0 bakarsın hani bir büyük takımların maçında özellikle derbi de ya 1-0 bir şey değildir. Oyun değişebilir, skor değişebilir, her şey olabilir ama Fenerbahçe dün bu belirtilerin hiçbirini göstermedi bize. Yani Mesela oyunu çevirebilir. Seteti çekti. yarının hemen başında, hemen ilk dakikasında Barış Alper'in bir pozisyonu vardı. Yani Tabii. Yani İnci başlangıcı da çok mesaj evet, evet, Yani evet. şimdi Fenerbahçe o reaksiyonla da başlamadı. İlk yarıda bitirdiği yerden Galatasaray ikinci yarı ilk dakika devam etti. Ya şimdi birincisi ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Muhteşem bir oyun sergiledi. Muhteşem. Yani ders niteliğinde bir oyun sergiledi. Ee, hep klasikleşmiş bir laf var artık. Dersine iyi çalışmış bir Galatasaray teknik adamdan bahsediyoruz ama üç haftadan beri bahsettiğim bir şey var. Ne zaman bu derbi oynayacak? Ne zaman bu derbi oynayacak Unutulmasın diye de ironi yaparak belirttiğim bir şey var. E, ee, Jesus diyorum yani bu derbiden bir gün önce, iki gün önce gece üçte dörtte uyanıp da ya aklıma şu geldi şu takıma bir daha bakayım mı demez. Okan Buruk yapar. Uykusuz kalır, beşte kalkar. Anlatabildim mi? Daha çok isteyen, daha çok ciddi alan, daha çok beklentisi olan. Bence kariyer maçını oynadı Okan Buruk. Onu da söyleyeyim. Ve sınıf atlattı. Yani Okan Buruk hocanın sınıfını atlatan maç bu. Hani Başakşehir'le şampiyon olmak değildi benim gözümde. Sivis'indeki imza maçlarından birisi. Bambaşka bir, bambaşka bir, %100. Bambaşka bir Çok şey oldu. Çok güzel yorum Ozan abi katılıyorum yani e, A'dan Z'ye çünkü hmm. e, müthiş plan. E, günündeydi. Yaptığın her plan her zaman tutmayabilir. Çok Karşında iyi. ne Tabii. çıkacağı belli değil. Ama Fenerbahçe'yi çözmek yani Fenerbahçe'nin kazan haftalarında hep şu, şu konuşuluyordu. Yorumcu veya başka teknik adamlar da bunu söylüyordu. Fenerbahçe'yi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Jesus'un planını nasıl çözeriz? Çözemiyoruz diyorlardı yani. Ama Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'yi yenmek için e, yani e, alim olmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin bir en büyük zaafı zaten senin skor bulmana yol açan bir zaaf. Adam kaçırmak, stoperlerin hantallığı, kötülüğü, çirkinliği. Dün bakıyorum Fenerbahçe'nin savunma anlamında en ufak bir reaksiyonu yok. En ufak bir... Ee, pozitif anlamda övebileceğin, konuşabileceğin veya bazı zam, bazı günlerde bazı goller yersin. Ya şanssızlık oldu işte. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Yani elle tutulur hiçbir yanını bulamıyor. Hemen hemen hep aynı pozisyona verdi Fenerbahçe. Yok, ama bu sadece bu maça özgü o, değil. Sezon Bütün sezon başından, bu, yani. sezon başından beri anlattığımız konu bu. Bir Kim bu kadar mı değiştirir savunmayı? Kaleci'nin e, Altay'ın bile geleceğini değiştirdi. Biliyor musun Kim gitmesi? Kim ile oynayan Altay bambaşkaydı oyun, oyunsuz kalan Altay bile bambaşka oldu. Geleceğini etkiliyor şu anda. Çok eleştirilen bir Altay var. Vücut dili de onun da gizli saklı bir şeyler var. İrfan'da aynı şekilde. Yani yine Fenerbahçe'nin klasikleşmiş bir temizlik operasyonu olur Fenerbahçe'de böyle. iki sezonda bir falan iki üç tane oyuncu gözden çıkarılır. Özellikle yerli lobiciler vardır böyle. Geçen sene Mesut Ozan Tufan gitti. Aynı Galibiyet serisi evet. geldi. Hatırlayalım evet. yani. Takım Şu anda da çıkıldı. yine aynı şeyler ben de şey başladım Mehmet, aynı algı başladı, aynı düşünceler başladı. Ben şöyle özür diliyorum Ozan abi, araya gireyim. Pürümünde olan biri bak, Fenerbahçe maçlarını da izliyorum ama... ...Galatasaray'daki kadar türümünde konsantrasyon... ...anormal stoperler topu taca attı. Yani çok basit top kaybı deriz ya, taca çıkıyor. Bir olur, iki olur ama 5-6 oldu maçta mesela. O da bir dağınıklık ki son gol bir hatalı geri pas... ...topun Icardi'ye atılmasıyla oldu. Serdar Bu da mesela evet. işin dağınıklık boyutunu özetliyor takım olarak bütün halinde oynayacaksınız derbileri. Bir kişi size maç kazandıramaz. Yani şimdi savunma işlerine veya yani üçlü savunma mı, dörtlü savunma mı ben bunlara pek takılan birisi değilim. Ama sen Galatasaray'la oynarken bu şekilde yani zaten son haftalara baktığımızda ileride çoğalamayan, organize olamayan bir Fenerbahçe var hücum anlamında. E zaten üçlü savunmayla oynadığın anda yani bu beşli savunma aslında baktığında anlatabildim mi? Tabii. Yani zaten ofansif gücünü düşürüyorsun. Bir de şu var bazı teknik adamlarda takıntı. Mesela Pereira'da da aynı şey vardı. Yani 60'tan önce oyuncu değiştirmem. 70'ten önce değiştirmem. Hep klasik dakikaları vardır. Alarmı kurarsın ya saat uyandırsın ya. Bunları da kuruyor alarmı. 60 olunca haber ver. Yani 59'da haber ver çağırayım adamı alayım. Yani baktın organize olamıyorsun. Olamayacağın da belli artık. Adamlar tam böyle ekmeğine yağ sürüyorsun yani. Jesus'un yaptığı, çıkardığı oyun ve oyun sistemi, oyuncu ve isimi ve oyuncu sistemiyle tam Galatasaray'ın planladığı şeyler oluyor, olmaya başladı. Yani mutlaka 60'ı beklenmen gerekmiyor. 30. dakikada da bir hamle yapabilirsin. Bence 46'da yaptığı Lincoln değişikliği Jesus'un biraz e, başlangıç 11'inden pişman olduğunu gösteriyor. Lincoln'u de, değiştirirken kimi çıkardı? Sadece çıkardı. Lincoln olmak oyunu değiştirmez. Orada hamleyi yaparken niçin yaparsın? oyuncu değiştirmek için değil, oyunu değiştirmek için yapar. Ortalanda Sadece Lincoln'i almakla yapamazsın kesinlikle. bunu. Tabii ki. Tabii. Sadece onunla. Lincoln'in yanına başka birilerini de koyman gerekir. Şunu da söyleyeyim. Hep maçtan önce bir statta yorum işte A Spor adına e, maç öncesi yorumları yapıyoruz. Valencia'lı Fenerbahçe ve Valencia'sız Fenerbahçe çok farklı. Bir de e, şu var. E, bazıları bazı teknik adamların görüşlerinde ben sonradan toparlayıcı olarak alayım elimdeki en büyük kozu dersin silahı bazıları da benim mesela futbol anlayışımda da ben skoru alamadıktan sonra yani 1-0 2-0 geriye düştükten sonra toparlayıcı almaktan ziyade ben Valencia ile Ve burada bak sisteme takılı kalan biri değilim. Özellikle <laughs> Anadolu kulüpleriyle oynarken sen bu şekilde oynayabilirsin. Ama bir kişi, kişi benim gözümde eksik oynuyorsun. Üçlü savunma nasıl felsefesi nedir biliyor musun? Bir kişi fazla oynamaktır. Tabii. Felsefe budur. Ama sağ içine baktın mı ofansif anlamda sen gü <laughs> güç oluşturamadıktan sonra hiçbir anlamı yok ve bir de üstelik yani bu golün geleceği o kadar aşikar ki yani belli. Galatasaray artık bunu e, hissettiriyor, gösteriyor, gözüne sokuyor yani Fenerbahçe'nin teknik adamının gözüne sokuyor. <laughs> Jesus'un bu tarz niye müdahaleleri yapmıyor? Niye kendine bir e, bugüne kadar öğrendiğiyle gidiyor. Anlatabildim mi? Bildiğiyle gidiyor. Hep bir kazandığı şey, hep Cesus? kazandığı şey hep öyle doğrudur. Bazı insanlarda vardır, bazı ıı, takıntılar vardır. Yani mesela Ayran, şu marka al dersin. Hayır, ben onu almam. Hayat o güzel değil. Hayatta denememiştir bunu. Hep öğrendiği hep markayı içer. Konfor alandan çıkmaz yani. Kesinlikle. He, Jesus'ta da böyle bir şey var. Yani e, Okan Burukla Jesus'a baktığımda değiştirdiğimde Ben Okan Buruk'un bu işi yapabileceğini savunanlardan değildim.